Bir sabah namazını Ravza-i Mutahhare'de kıldıktan sonra eve geldim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in diye başladım. Aynen ön sözde geçer. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Allah'tan yardım dileyerek, onun yardımına, tevfikine, teyidine güvenerek başlıyorum diye başladım. Şiirleriyle, nesirleriyle, her şeysiyle o bir formalık, 16 sayfalık ön sözü 24 saatte yazdım. Postaya da verdim. Sabah kütüphaneye gitti, öğlen üzeri vardım. Hocam gelmeyeceksin, işim bitti artık dedim. Evet, o günlerde bir de Üstad Bediüzzaman'a Gönüller Fatih Üstad'a diye şiir yazdım. O şiirde tabii çıktı. Evet, ön sözü yazmam böyle oldu. Sonra bir de o günlerde Üstad'ın imanına hayran olduğum günlerde bir rüya gördüm. Rüyamda diyorlardı ki Üstad Bediüzzaman İslam hakkında konferans verecek. Sultanahmet Camii'ni andıran bir salona gittim. Bir konferans salonuymuş. Sultanahmet Camii'nden belki 20 defa daha büyük. Muazzam bir salon. Gençlikle dolu. Gençlik doldurmuş, oturuyorlar. Üstad kıble tarafından, mihrap tarafından ayakta konuşuyor. Siyah bir cübbe giymiş, konuşuyor. Ayakta kaldım ben. Elime kulağımı aldım, dinliyorum. Açıkça dinleyeyim diye. Başladı üstad. İslam nedir? Kur'an-ı Kerim nedir? Kime inmiştir? Muhammed Mustafa kimdir? Ne yapmıştır? Ümmetinden, Müslümanlardan neler bekliyor? Ümmetinden neler bekliyor kelimesini işitince kendimden geçtim. Hayran oldum. Müslümanlardan neler bekliyor Muhammed Mustafa? Bu mesaj, bu sual mest etti beni. Bunun üzerine üstattan bir ses geldi bana. Kardeşim sen yanıma gel dedi. Üstattan bu sözü, bu sesi duyan gençler bir tonel açtılar, bir yol açıldı bana. Yanına kadar vardım. Varınca koltuğun altından bir beyaz çarşaf çıkardı. Yere serdi, sen buraya oturacaksın, senin yerin burası dedi.